Evet değerli arkadaşlar, bugün 14 Haziran Soğandere yolunda Yılmaz arkadaşımla balık macerası için yollara düştük. Suğla şaraplarının yapıldığı meşhur bağlar. Karşımız güzel yalı. Yılmaz arkadaşım hayatın dikenli yollarında önden giderek bana yol açıyor. Ben de peşinden devam. Çanakkale Boğazımızın güzellikleri. Avrupa kıyısından Çanakkale'mizi izliyoruz. Çin konteynerleri gidiyorlar. Bu arada Yılmaz Baba şöyle zoomlarsak midye çıkartıyor. Bugün 14 Haziran. Hava gayet güzel. Burası kireç ocakları. Kilitbahir'den yaklaşık 10-12 km ilerideyiz. Bu yollara devam ettiğiniz zaman 20 km sonra da Şehitler Abidesi'ne varacaksınız. Evet, malzemelerimiz burada. Biraz önce takımı yaptım. Şöyle takımımı göstereyim. Klasik Karagöz takımı. Biraz iğnemiz çok özel. Bugün özel bir iğne aldım. Papağanı şöyle gösterebilirsek. Haziran'da deniz suyuna giren Yılmaz arkadaşımıza Çanakkale'nin boğaz durumunu, boğaz trafiğini ve su sıcaklığını soruyoruz. Midye durumu nasıl arkadaşım? Biraz bilgi verir misin değerli balık sevdalılarına? İstediğimiz gibi midye olmasa da yine bize yetecek kadar midye topladık. Biraz kabuklu için iri midye lazımdı ama artık kamışlarla bakacağız herhalde. Fakat su çok güzel. Gayet güzel su. Tahminen 20 derece civarlarında. Birazdan bunları açacağız ve avımıza başlayacağız. Şöyle. Mehmet abimizden güzel bir havuz. Akşamki ganimetler buraya gelecek. Sonra tavaya. Evet, akşam 7.30 suları. Akşam suyuna bakıyor ustalar. Yılmaz arkadaşımız kabukluyla şansın deniyor. Boğazın güzelliğini, dinginliğini şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Akşamüstü. Birazdan güneş batacak. Mücadelemiz devam edecek. Gece yarısına kadar. Evet, akşam için ummalı çalışmalar devam ediyor. Şimdi soframıza doğru devam ediyoruz. Evet, soframız burada ne var? Patlıcan, ekmek, suyumuz var, helvamız var. Evet, arkadaşlar bu saatte, kelleler bu saatte geliyor ha. Yılmaz Baba çekti. İyice yuttum da. Temel bir küçükler vardı. Kova almadı be, maşallah. Evet, gördüğünüz gibi kovalar almıyor, yavruyu. Ateşimizi yaktık gördüğünüz gibi. Burası benim sığınma alanım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gece burada yatacağım. Çantamı da koydum başıma. Ateşimiz burada. Olmazsa olmaz. İşte gecenin keyfi böyle çıkıyor. Olmayan balıkçı. İlk defa böyle bir balık görüyoruz. Sırtından yakalanan balık. Gerçekten eşi benzeri bunca yıldır balığa geliriz. Böyle bir şey görmedim. Nasıl olmuş bu üstad ya böyle? Bak şimdi. Bak olta nereden geçmiş? Evet. Bak şimdi. Bir dakika. Olta oradan geçmiş. Balık aslında yakalanmamış gibi. Çok ilginç bir şey ya. Bak böyle dolaşmış mısın ya? Evet. Evet. Arada kalmış balık. Ben de dedim ne geliyor hele öyle şapur şupur. Ben de çok ağır geliyor şimdi sırtına yakalıyor. Yan yan asılıyoruz ya. Evet, yavrular burada. Bu kovada da kelle balıklar var. Evet, dolunay akşamında ay yükselirken biz balık tutmaya devam ediyoruz Yılmaz arkadaşımla. Nasıl gidiyor üstad? Yılmaz arkadaşımız kanırta kanırta bir şeyler çekiyor ama bakalım ne çekiyor. Oo, sarı göl, bu ne ya? Sarı göl. Of.
Abici ne yaptı öyle ya? Arkadaşımızın tamam, eline sığmıyor yani gördüğünüz gibi. Oh. Aman aman aman. Gecenin balığı sarı göz geldi gelmedi derken. Evet. Bir arkadaşımızın elinde görelim. Aman aman aman. Elle de tutulmayacak galiba. Nasıl yapıyorsun? Kırmazcığım, tebrik ediyorum seni. Gecenin balığını tuttun bak. Hadi bakalım. Sarı gözün hası. Herhalde bu 700-800 gram vardır. Değil mi? Oh yavrum. Bu şeye de kovaya da girmeyecek. Yılmaz abi ganimetleri diziyor. 14 Haziran Dolunay akşamında. Gördün mü? Kovayı doldurdu sarı göz. Bunlar da dışarıda kaldı. Size şöyle torbaya girin burada. Kuzu gibi yatın bakalım değil mi? Evet. Abi paşa gelince öbürleri hepsi naş. Naş yol aldı. Tam sarı gözden bahsediyorduk değil mi? Valla. Bu kadar olur ya nasıl da bak.